her imkanları kullanarak sürekli pembe tablolar sunmakta. Saadet Partisi'nin Edirne Milletvekili adayları düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı. Partinin aday tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, hükümetin her şeyi güllük gülistanlık olarak gösterdiğini belirterek, "Peki bu mutsuzluk neden?" diye sordu. Ünlü araştırma şirketi Gallup'un mutluluk üzerinde yaptığı araştırmaya atıf yapan İriş, şirketin 143 ülkede mutluluk araştırması yaptığını, ancak Türkiye'nin sondan 3. sırada yer aldığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın psikolojik tedaviye başvuran hasta sayısı ile ilgili rakamlarına dikkat çeken Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, psikolojik rahatsızlıklardan dolayı son 4 yılda doktora başvuranların sayısının 4 misli arttı. Sayı 3 milyondan 9 milyona çıkmış. Bu durum bize bir şeyleri haber veriyor açıklamasını yaptı. İktidar elindeki medya ve diğer imkanları kullanarak sürekli pembe tablolar sunmakta. Şu soruyu sormak lazım. Eğer her şey yolunda ise, her şey güllük gülistanlık ise, insanlarımız genelde büyük çoğunlukla neye mutsuz? Bu soruyu sorma hakkına sahibiz hepimiz. Bunu biz bir siyasi parti temsilcisi olarak söylemiyoruz. Takip ettiğinizi bilmiyorum ama geçenlerde ünlü bir araştırma şirketi Gallup bir mutluluk araştırması yapıyor. 143 ülkede, bu üzülecek bir durumdur. Ne yazık ki bizim ülkemiz 54 puanla sondan 3. gelmektedir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki bu tarihi bir gerçektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Değerli arkadaşlar, diğer taraftan Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre psikolojik rahatsızlıklardan dolayı son 4 yılda doktora başvuranların sayısı tam 3 misli artmış. Son 4 yılda tam 3 milyondan 9 milyona çıkmış psikolojik rahatsızlıktan dolayı doktora başvuranların sayısı. Bu da bize bir şeyin haberini veriyor herhalde. Daha sonra milletvekili adayları basına tanıtıldı. Saadet Partisi Edirne 1. sıra milletvekili adayı Ali Erhan Demirkıran olurken, Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi 7 Haziran seçimlerinde ittifak yaparak Saadet Partisi çatısı altında seçime girme kararı almasının ardından Büyük Birlik Partisi'nde uzun yıllar il başkanlığı görevinde bulunan Arif Köroğlu 2. sıra milletvekili adayı oldu. 3. sıra adayı ise Seçkin Öztürk oldu. Aday arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah tecrübeli ve halkın içinde olan aday arkadaşlarımızla farklı bir portre çizeceğiz Saadet Partisi olarak. Çünkü biz zaten halkın içerisindeyiz. Teşkilatımızın başındayız. Mahallelerimizi, köylerimizi, esnaflarımızı çok sık aralıklarla geziyoruz. Bu seçim vesilesiyle de Lalapaşa'dan Enes'e kadar bütün çarşılarımızı, bütün mahallelerimizi ve bütün köylerimizi tek tek ziyaret edeceğiz inşallah. Saadet Partisi ile ittifak kurulmasında en çok isteyenlerden biri bendim. Şehit lideriz Muhsin Yazıcıoğlu 97'de ANAP ittifak kurduğu dönemlerde en büyük Saadet Partimizin destekçisi olan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve şehit liderimiz Erbakan hocamız, Allah sizin mekanında cennet etsin. O dönemden beri hep birlikte vardık. Ve içinde saadeti, doğruluğu, dürüstlüğü barındıran Saadet Partisi'nde olmaktan ve bana verilen bu görevi elimden geldiği şekilde yapmaya çalışmaktan gurur duyduğumu burada belirtmek istiyorum. Bir saniye.